Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2024 Paris Olimpiyatlarından güzel haberler geliyor. Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi finale yükseldi. Okçulukta erkek milli takımımız aldığı galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Defilenin sultanları bugün Hollanda karşısında efsane bir direnişle galibiyeti elde etti. Hepsi yüzümüzü güldürdü, göğsümüzü kabarttı. Bir kez daha Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor. En güzel sonuçlarla ülkemize dönmelerini umut ediyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP'de 31 Mart seçimlerinin hazımsızlığı hala devam ediyor. Neymiş? Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyelerin borçlarını kaynağında kesecekmiş. Bu düpedüz kendi siyasi başarısızlıklarını vatandaşa fatura etmeye çalışmak, kendi siyasi çöküşlerinin bedelini halka ödetme çabasıdır. AKP'nin siyaset anlayışının merkezinde halkın olmadığını bildiğimiz için bu girişim bizim için sürpriz olmadı. Akıllarınca Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin gözünü korkutacaklar. Akıllarınca belediyelerimizin vatandaşa hizmet etmesini engelleyecekler. Ya siz bu tarz hamlelerle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Biz bu filmi daha önce gördük. 2019'da İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisine geçti ve AKP'nin ayak oyunları başladı. Pandemi döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dayanışma için açtıkları hesaplara bloke mi koymadılar? Belediyelerin maske ve hijyen paketi dağıtmasını mı engellemediler? Yoksa ekmek üretilmesini, aşevlerinde yemek dağıtılmasını mı engellemediler? Küresel salgından bile siyasi rant devşirmeye çalışan AKP iktidarı 3 tane maskeyi bile dağıtamazken Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşın zor gününde onların yanında oldu. Vatandaşın, esnafın her türlü sorununa çözüm ve çare üretti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden tam bir buçuk ay sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi. Yerel yönetimlerin bazı yatırımları sınırlandı, bazı yatırımları ise izne tabi tutuldu. Sanki daha önce bu ülkede ekonomik kriz yokmuş gibi kamuda tasarruf tedbirleri almak AKP'nin aklına Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim başarısından sonra geldi. Şunu çok açık söyleyelim. Hizmetlerimiz sadece yönettiğimiz belediyelerin sınırları içerisinde olan yurttaşlarımızın değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yurttaşlarımızın beğenisini ve takdirini kazandı. Mazeret üretmedik. Kaynaklar sınırlı. Bu kaynaklarla hizmet edilmez demedik, çözüm ürettik. Herkes müsterih olsun ki AKP'nin hiçbir girişimi şimdiye kadar halkımıza milletimize hizmet etmemizi bugüne kadar engelleyemedi. Bundan sonra da engelleyemez. Ne yaparsanız yapın. Ne belediye başkanlarımızın milletimizin gönlündeki yerini sarsabilirsiniz, ne de onların milletimize sundukları hizmetleri engelleyebilirsiniz. Unutmayın ki belediye başkanlarımızın halkın gönlünde, vicdanında edindiği yer sizin bu basit siyasi manevralarınızla sarsılmayacak kadar sağlamdır. Değerli arkadaşlar, AKP ülkeyi olduğu gibi yönetiminde olan belediyeleri de adeta talan edip enkaza çevirmiş. Bakın, Sayıştay Başkanlığı'nın Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yayınladığı 2022 yılının raporunda Sayıştay müfettişleri belediye yetkililerinin yeterli nakit tutar belediyenin kasasında bulunmasına rağmen vergi borcunu ödemeyerek bile isteye belediyeyi zarara uğrattıklarını tespit etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de durum farklı değil. Yine Sayıştay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kuruma ait otomobil, otobüs, minibüs gibi araçların Hiçbir ücret alınmadan çeşitli dernek ve vakıflara, spor kulüplerine, sivil toplum kuruluşlarına ve kişilere görevlendirildiğini tespit etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi gelir hesapları ve tarife cetvellerinin incelenmesi sonucunda etkinlik salonlarının dernek ve vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına mevzuata aykırı olarak kullandırıldığı tespit edildi. Manisa'da Sayıştay'ın tespitleri dışında geçmiş dönemde yapılan birçok yolsuzluğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek kamuoyuyla paylaştı ve biz de bu kürsüden ifade etmiştik. Hatta önceki belediye başkanı 31 Mart yerel seçimlerini kaybedeceğini anlayınca belediyenin kasasını boşaltmak istemiş. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından Maskiye yani Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 130 milyon Türk lirası, belediye alacaklılarına da 480 milyon lira ödeme yapılması talimatı vermişti. Peki bizim belediyelerimiz ne yapmış? Birkaç çarpıcı örnek verelim de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesinden tedirgin olan AKP ve Sayın Erdoğan gözünü kulağını açsın da vatandaşa hizmet nasıl olur görsün. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tüm belediyelere örnek projesi 14 kent lokantasıyla binlerce İstanbulluya 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebilecekleri bir hizmet sunuyor. Şimdiye kadar 300 bin öğrenciye geri ödemesiz burs, 5 binin üzerinde öğrenciye yurt, 650 bin anneye anne kartı ile ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. 600 binin üzerinde çocuğumuza tam 27 milyon litre süt ulaştırıldı. 100 mahallede kreş açıldı. 25 bin aileye yeni doğan destek paketi ulaştırıldı. Bitti mi? Tabii ki hayır. 1 milyon haneye et ulaştırıldı. 1 milyonun üzerinde haneye İstanbul kart ile periyodik olarak nakdi destek sağlandı. Ankara Büyükşehir Belediye'miz 40 bine yakın emekliye 1500 lira destek ödemesi yaptı, yapmaya da devam ediyor. 200 binin üzerinde aileye doğalgaz desteği, 250 binin üzerinde aileye et yardımı sağlanıyor. Yine tüm Türkiye'ye örnek bir projeyle Ankara Büyükşehir Belediye'miz 9 ve 30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara ücretsiz HPV aşı desteği sağlıyor. 12 bin öğrenciye barınma desteği, 150 binin üzerinde öğrenciye kırtasiye yardımı yapıyor. 50 bine yakın öğrenciye de sınav giriş ücreti desteği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye'miz 105 binin üzerinde haneye süt yardımı yapıyor kent genelinde yaygınlaştırılan kent lokantalarıyla binlerce İzmirli'ye dört çeşit yemeği 50 liradan sunuyor. Emekli dayanışma kartıyla dar gelirli emeklilere su kullanımının ilk dört tonunu ücretsiz sunuyor. Ayrıca 3 binin üzerinde emekliye 6 milyon liraya yakın nakdi yardım yapıyor. 2 milyonun üzerinde aileye sıcak yemek yardımı 5 binin üzerinde gence 10 milyon liraya aşan eğitim desteği sağlıyor. Aydın Büyükşehir Belediye'miz emekli kart projesiyle Halk Ege et Marketlerinde emeklilerin et ve süt almasına katkıda bulunarak %20 oranında indirim sağlıyor. Günlük olarak ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek imkanı da sunan belediyemiz yakacak yardımı, hasta bakım hizmetlerinde de destek sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyemiz Halk Et ve Halk Ekmek projeleriyle insanlarımızın uygun fiyatlarla et ve ekmeğe erişimini sağlarken Halk Süt ve Halk Mama hizmetiyle çocukların sağlıklı ve hijyenik süte ve mamaya erişimlerini sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyemizse gıda ve erzak kolileriyle vatandaşımıza destek olurken yakacak yakacak ve eğitim giderleri yardımında da bulunuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımız için sunduğu hizmetlerin yanında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim alabilmesini sağlıyor. Adana Büyükşehir Belediyemiz gıda ve erzak yardımlarının yanı sıra yakacak ve kira desteği sağlıyor. Günlük sıcak yemek hizmeti sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediye'miz emekli vatandaşlarımıza gıda ve erzak yardımı sağlarken evde yemek yapma imkanı olmayan yurttaşlarımız için de aşane hizmeti veriyor. Muğla Büyükşehir Belediye'miz emekli destek paketiyle sosyal destek alan emeklilere 2 bin lira ödeme yaparken öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücretini 1 liraya veriyor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaç sahibi ailelere erzak, gıda, barınma ve yakacak hizmetleri sağlarken bazı ailelere de doğrudan doğruya destek ödemesi veriyor. Az önce saydıklarımız ve burada sayamadığımız daha birçok hizmet vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşaması için belediyelerimiz tarafından Türkiye'nin birçok yerinde vatandaşlarımıza sunuluyor. Değerli basın mensupları. Şunu herkes biliyor ve görüyor. Erdoğan'ın talimatının nihai amacı belediyelerden borç tahsil etmek değil. Erdoğan'ın tek bir derdi var. Milletin oy verdiği, pek çok yerde açık farkla kazanan icraatlarıyla kalplerde yer edinen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını ekonomik açıdan iş yapamaz hale getirmek. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı bir yandan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin elini kolunu bağlamak, halka hizmet etmelerini engellemek için her türlü şeytanlığı, her türlü cambazlığı yapa dursun, diğer yandan da çok uzun süredir milletin alacaklarını tahsil etmek yerine bazı borçları silmeyi marifet sayıyor. Kamu ihaleleriyle ihya edilen milyar dolarlık ciroları olan şirketler tek bir delikli kuruş dahi vergi ödemezken vatandaş her güne acaba bugün hangi vergi geldi, acaba bugün hangi vergi arttı diye uyanıyor. Doğayı talan edene kırmızı serip vergi indirimi, istisnası ve muafiyeti sağlayan AKP dar ve orta gelirli vatandaşı dolaylı vergilere boğmakta hiç sakınca görmüyor. Vergide adalet mutukları arasında kazanan yine AKP iktidarının palazlandırdığı bildik şirketler oluyor. Bakın 2023 yılında devletten kamu ihale kanununun 21B maddesine göre en çok ihale alan 20 şirketten 8'i hiç vergi ödememiş. Diğerleri de çok cüzi vergiler ödemiş. Hepsi de çok tanıdık şirketler. Aralarında Limak da var, Cengiz Holding de var, Kolin de var, Rönesans da var. AKP iktidarında onlar hep kazandı, vatandaş hep kaybetti. 22 yılın sonunda gelir dağılımında da, vergide de adaleti sağlayamayan AKP iktidarı yüzünden halk hiçbir zaman kazanan tarafta ne yazık ki olamadı. Her paraya sıkıştığında zamlara sarılan, her paraya sıkıştığında vergi sopasını sallayan AKP iktidarı ilk sandıkta gideceğinin o kadar farkında ki son dünyalıklarını yaparcasına vatandaşı sömürmeye devam ediyor. Bu sömürü İlk sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son bulacak. Değerli basın mensupları, AKP'nin tarafı belli. AKP ballı ihaleleri yağdırdığı beşli çetenin yanında. Bizim de tarafımız belli. Biz işçiden, emekçiden, emekliden, esnaftan ve çiftçiden yanayız. Avrupa'da ve dünyada pek çok ülkede emekliler yüksek yaşam standartında yaşarken bizim ülkemizde milyonlarca emekli geçinemediği için ikinci bir işte çalışmaya mecbur kalıyor. Sonra da AKP en düşük emekli aylığını 12.500 liraya çıkarmakla övünüyor. Bu ülkede son 4 yıldır gıda fiyatları sürekli zamlanıyor. Bu yılın ilk 7 ayında gıda fiyatları %34.2 oranında arttı. Bundan bir yıl önce yaklaşık 100 liraya dolan sepet bugün 900 liraya ancak dolabiliyor. Hep aynı laf, hep aynı terane. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 22 yıldır düzeldi, düzeliyor, düzelecek yalanlarıyla milleti uyutuyorlar ama o zor dönemler bir türlü bitmiyor. Mutfakta tencere kaynamıyor. Enflasyon almış başını gitmiş. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş. Peki asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. En düşük emekli maaşı son zamla 12 bin 500 lira. Şimdi şuradan birlikte çıksak, kiralık ev arasak, aylık 15 bin liradan aşağı ev bulamayız. Daha bunun pazar masrafı var, marketi var, elektrik faturası, su faturası var. Ama Sayın Erdoğan ne diyor? Geçen haftaki grup toplantısında bilhassa ömrünün en güzel yıllarını ailesine, ülkesine, milletine hizmet etmek için harcayan emeklilerimizin hakkını ödeyemeyiz diyor. Ya zaten ödemiyorsunuz Sayın Erdoğan. Bir de bunları söyleyerek insanlarla dalga geçiyorsunuz. Bu kadar mı halktan koptunuz? Bu kadar mı vurdum duymazsınız? Emekli dar gelirli artık açlıkla sınanıyor. Vatandaşın geçim umudu günden güne azalıyor. Emeklilere reva gördükleri 3 kuruşluk artış enflasyon karşısında çoktan eridi gitti bile. Vatandaş artık kredilerini kredi kartlarını ödeyemiyor. Sadece son bir haftada icra takibine alınan kredi kartı ve bireysel kredi alacakları 75 milyar lirayı geçti. Son 7 ayda icra takibine alınan kredi kartı ve kredi borçlarında artış %68'lere fırladı. Ülkede ekonomik krizin vurmadığı kimse kalmadı. Bakın Yüksek öğrenim tercihleri için son haftaya girildi. Önceden gençlerimiz ve aileleri üniversitelerin akademik kadrolarına, üniversiteden mezun olduktan sonraki iş imkanlarına bakarlardı. Şimdi ise üniversitelerin, fakültelerin bulunduğu şehirlerdeki kira fiyatlarına bakar oldular. AKP 22 yıl boyunca neredeyse her caddeye üniversite açmayı marifet sitesi. Ama bu öğrencilerin nerede kalacağını umursamadı. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmadı. Öğrenciler fahiş fiyatlardaki özel yurtlara, astronomik fiyatlara çıkan kiralık evlere mecbur bırakıldı. Ancak tüm bu artışlar karşısında maaşlardaki artışlar kuş kadar kaldı. AKP'nin ülkeyi sürüklediği ekonomik açmaz maalesef öğrencilere aileleri arasında gençlerin gelecek umutlarını da vurdu. AKP unuttuysa bir kez daha hatırlatalım. Geçim olmazsa seçim olur. Değerli arkadaşlar, çocukları patronlara bedava iş gücü olarak sunmanın aracı haline getirilen mesleki eğitim merkezlerinden yani mesemlerden bir acı haber daha aldık. Eren Alperen Kocayavuz daha iki ay önce 15 yaşına girmişti. Geçtiğimiz hafta Ankara Çubuk'ta MESEM kapsamında çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi. Alperen'in ölümüyle birlikte MESEM'lerde can veren çocuk sayısı 10'a çıktı. Alperen haftada bir gün okulda, dört gün işletmede olması gerekirken haftanın beş günü çalıştırıldı. Haftalık ücretini bazen hiç alamadı. Çocuklara mesleki değil, mesleği değil, ölmeyi öğreten mesem, çocuklarımızı açık bir kölelik sisteminde ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Mesemlerde 1 milyon 103 bin 428 öğrenci bulunuyor. Ve artık biz tek bir evladımızı dahi kaybetmek istemiyoruz. Tarikat sevdasından gözleri kör olan Yusuf Tekin ölen evlatlarımızı da boynundaki vebali de göremiyor. İşgal ettiği o koltuk çocukları köleleştiren bir sisteme yol veriyor. Sen o koltuktan kalkmadıkça çocuklarımız gencecik yaşlarında asansör boşluklarında can vermeye devam edecek. Sen o koltuktan kalkacaksın Yusuf Tekin. Sen o koltuk, senin o koltuktan kalktığın gün çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için bir umut ışığı doğacak. Değerli basın mensupları, <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet terbiyesinden uzak davranışlarıyla tepki çeken bir büyük elçi vardı. Bu zat daha 10 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetine eski dışişleri bakanlarına saygısızca davrandı. Bu şahıs diplomat değil. Bu şahıs saray görevlisi. Bu şahıs devlet adamı değil, parti bürokratı olduğunu gösterdi. Biz Dışişleri Bakanlığına devlet geleneklerini, devlet terbiyesini yerle bir eden bu adama ders verin dedik. Onlar ödül verdi. Pırak Büyükelçisi oldu. Demek ki kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirmiş. Demek ki dış işlerinde bir yerlere gelmek için devlet ve diplomasi kurallarını uygulamak değil, siyasi iktidara dalkavukluk ve yalakalık gerekiyormuş. Biz Kasım ayından bu yana normalleşme, iletişim ve diyalog dedik. Ama bu kavramlar birilerinin literatüründe ne yazık ki yok. Bunu bir kez daha gördük. Lefkoşa'ya yapılan atama da en az Praga yapılan kadar rahatsız edici ve kaygı verici. Halil Falyalı hakkında yakalama kararı varken Lefkoşa'ya büyük elçi olarak atanan bu kişiyle aynı şirkette hissedar olduğu ortaya çıkmıştı. Adı Kıbrıs'ta Kirli işler ve ilişkilerle anılan bir ismin ortağı şimdi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi. Beterin beteri var. Egemen Bağış'ın yerine Feyzioğlu, Feyzioğlu'nun yerine de Yasin Ekrem Serim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış işlerini getirdikleri duruma bakın. Değerli arkadaşlar, Ankara'nın göbeğinde işlenen Sinan Ateş cinayetiyle ilgili biliyorsunuz tam bir buçuk yıl iddianame düzenlenmedi. 18 ay sonunda hazırlanan iddianame ise oynanacak tiyatronun bir ön gösterimi gibiydi. 18 ayda iddianame hazırlayamayan savcı esas hakkındaki mütalasını her ne hikmetse 18 günde açıkladı. Bütün bu olanlar hem hayatın hem de ceza yargılamasının olağan akışına aykırı. Zaten bu yargılamada olağan olan neredeyse hiçbir şey yok. Son olarak mahkemeye 154 kişilik dinlenecek kişiler listesi sunuldu. Siyasetçilerden gazetecilere kadar herkes listede. Ortak noktaları Ankara'nın göbeğinde işlenen bu siyasi cinayetin aydınlatılmasını istemeleri. Elinde adeta kara kaplı defterlerle kameralar önünde herkesi tehdit etmekte hiçbir sakınca görmeyen MHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de dahil bunca insanın dinlenmesini neden talep ediyor? Bu insanların yani Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de içinde bulunduğu siyasilerin, gazetecilerin, hukukçuların içinde bulunduğu 154 kişinin tek derdi cinayetin arkasındaki asıl azmettiricilerin ortaya çıkmasını istemeleridir. Dilekçe kalabalıklığı yapıp davayı gerçeklerden saptırmak istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki işin ucu birilerine dokunacak. Değerli arkadaşlar, son olarak bir süredir kamuoyunun ve meclisin gündeminde sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme var biliyorsunuz. Bu yasa AKP'nin yaptım oldu anlayışının en bariz örneği. AKP'nin meslek örgütleri, sivil toplum ve halk vicdanını bir kez daha yok saydığının somutlaşmış hali. Bu toplumda hiç kimse sokak hayvanları sorunu yok demedi. Kimse sahipsiz sokak hayvanlarının insanlara saldırmasını savunmadı. Ortada bir sorun var ama çözümü öldürmek değil. Bu sorunu insana yakışan, insancıl yol ve yöntemlerle çözmek mümkünken öldürmek konusundaki ısrarınız ne? Hangi akıl, hangi mantık yaşatmak varken öldürmeyi seçer? Defalarca söyledik. Bakın, 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde hayvan haklarının korunması ile ilgili hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Tüm siyasi partilerin temsil edildiği bu komisyon aylarca çalıştı. Çözümlerde ortaklaştı. Bu çözümleri uygulamak neden aklınıza hiç gelmiyor? Bir kez daha söylüyoruz. Kısırlaştırıp aşılamak ve yaşatmak mümkün. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yasanın genel kurul görüşmelerini tüm milletvekillerimizle takip ediyoruz. Oylama sonuçlanıncaya kadar da genel kurulda olacak ve bu katliam yasasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayır diyeceğiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Gündem dışında bir soru olacak ama. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kaldığı sitenin havuzuna haşama giydiği için alınmadığı iddia edilen bir kadın var. Site yöneticisi ve sitede bir görevli de gözaltına alınmış. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Arkadaşlar, bir site yönetimiyle bir kişi arasındaki bir ihtilafın muhatabı herhalde biz değiliz. Herkes hukuk ve yasalar çerçevesinde hakkını arar. Başka sorusu olan, sanırım siz önce el kaldırdınız. Buyurun. Sayın Yücel aslında bugün tüzük kurultayının da gündeme geleceği ifade edilmişti. İl ilçe örgütlerinden gelen taleplerin değerlendirileceği de ifade edilmişti. Gündeme geldi mi? Nedir son durum? Alınan bir karar var mı? Bunu merak ediyoruz. Efendim MYK toplantımız hala devam ediyor. Bugünkü MYK toplantımızın en önemli gündem maddesi, öncelikli gündem maddesi tüzük kurultayımız. Ee, örgütlerden gelen öneriler, görüşler bunlar... E, genel merkezimizce bir süzgeçten geçiriliyor. Bugün hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın e, MK'mize bir sunum yapması söz konusu idi. E, bu sunum ben toplantıya indiğimde halen devam ediyordu. E, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisinin önemli gündemlerinden bir tanesi Tüzük Kurultayı olacaktır. Daha demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu bir tüzüğün Hayata geçmesi için partimiz tüm kademeleriyle çalışmalarını TÜZÜK kurultayımıza kadar yürütecektir. Buyurun. Teşekkür ediyorum. İki sorum olacak izin verirseniz. Ee, i̇lk olarak genel kurulda bugün geç saatlere kadar hatta sabaha kadar sürmesi bekleniyor. ...yasaya ilişkin görüşmelerin... ...dün de CHP grubu tam kadro oradaydı... ...hatta doğru anımsıyorsam... ...bugün Sayın Özgür Özel'in de... ...gidip orada grupla birlikte olacağı yönünde... ...bir değerlendirme olmuştu... ...bu doğru mudur... ...bunun teyidini alabilir miyiz... ...Özgür Bey gidecek mi genel kurula bugün... ...bu ilk sorum... ...diğer sorum efendim... ...TÜZÜK kurultayı çok uzun zamandır dillendiriliyor... ...ama... Değiştirilmesi düşünülen maddelerle ilgili çok somut şeffaf açıklamaları çok bilmiyoruz. Biraz ayrıntı verme bir imkanınız var mı? Tüzükte hangi değişiklikler öngörülüyor, teklif ediliyor? Teşekkür ederim. Efendim, şunu söyleyeyim. Şu anda bu konuda ayrıntı vermem doğru olmaz çünkü bu çalışma şu anda yürütülüyor. Olgunlaştıktan sonra, belli bir kıvama geldikten sonra, somutlaştıktan sonra. Ee, bunu tabii ki kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla paylaşırız. Tüzük kurultayında e, yapılması planlanan değişiklikleri. Ama e, ana bir çerçeve çizecek olursak az önce de söylediğim gibi daha demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu bir tüzüğün hayata geçmesi için partimiz tüm kademeleriyle bir çalışma yürütüyor. Örneğin. Sokak hayvanları ile ilgili şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler konusunda az önce partimizin görüşlerini sizlerle paylaştım. Bugün yine geç saatlere kadar e, genel kurulun çalışması öngörülüyor. Partimizin bu konuda tavrı net, e, insana yakışan, insani ve tabii ki sokak hayvanlarının topluma, çocuklarımıza, e, yaşlılara, gençlere, insanlara, bir tehdit oluşturmayacak şekilde tedbirler alınması ama bunun merkezine sokak hayvanlarını yaşatmak ve insana yakışan bir çözüm üretmenin konması konusunda bir şeyimiz var, bir tavrımız ve duruşumuz var. Dün yine genel kurul kapanana kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu tam kadro bütün milletvekilleriyle oradaydı Bugün de yine bu görüşmeler sonuçlanana kadar, oylama sonuçlanana kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu grup başkan vekilleriyle ve milletvekilleriyle birlikte orada olacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de bugün genel kurula katılma ve bu mücadeleye destek verme konusunda bir düşüncesi, bu konuda bir planlamamız var. Teşekkür ediyorum.